Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video kritikle karşınızdayım. Bu hafta geçtiğimiz hafta gösterime giren bir filmden, bir Marvel uyarlamasından bahsedeceğim sizlere. Logan. Logan'ın tırnakları elbette böyle değil. Çok daha üstün bir görsel efekt çalışmasıyla yapılıyor. Bu arada farkında mısınız bilmiyorum. Kong kritiğinde sizi bir ada manzarasına götürdüm. Burada da Logan'ın final sekansının geçtiğine uygun bir şekilde bir arkamıza orman manzarası aldık. Yakında Alien Covenant gösterime girecek. O zaman ne yapacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Ama olsun, yani bunlar da hoş şeyler. Logan'dan bahsetmek istiyorum. Logan bir çizgi roman uyarlaması. Wolverine çizgi romanları içinde oldukça özel bir yerde duran Old Logan çizgi romanından uyarlama, ama bu çizgi romanın birebir uyarlaması değil. Daha ziyade bu çizgi romanı bir çıkış fikri olarak alıp hikayeyi başkalaştıran, neredeyse bir yol filmine çeviren, benim gördüğüm şu, daha ziyade Terminator 2'nin hikayesi alınmış. Yani Old Logan çizgi romanından bir çıkış fikri alınmış. Buna da Terminator 2'nin sürek avı hikayesi entegre edilerek orada bir macera yaratılmış, fakat çok iyi olmuş. Ve filmin en büyük özelliği şu, bize neyi nasıl yapmamız gerektiğini öğretiyor. Yani çizgi roman uyarlaması çeken insanlara diyorlar ki, aksiyon kadar hikaye de önemli. Filmin dramatik yapısı çok güçlü. Bu Hugh Jackman'ın bu arada son kez Wolverine'i canlandırışı ve daha iyi bir veda şekli olamazdı. Bu arada bugün okuduğum habere göre Profesör Xavier'ı canlandıran aktör de bu filmin gerçekten çok şık bir veda olduğunu düşünmüş. Ve yeni bir X-Men filminde Profesör X'i canlandırmayacağını açıklamış. Oyuncular filme bu kadar duygusal yaklaşıyorken biz seyirciler de aynı şekilde yaklaşıyoruz. Çünkü seyrettiğimiz şey gerçekten çok güçlü. Öncelikle şunu söyleyeyim. Filmde Hugh Jackman kadar diğer oyuncular da önemli bir başarı elde ediyorlar. Özellikle küçük kız çocuğunu, Wolverine'in kızını oynayan çocuk çok başarılı. Bu arada filmin şiddet seviyesi oldukça yükseklerdi. O herkesin birbirini öldürdüğü ama bir damla kanın gözükmediği filmlerden biri değil bu. O adamantium çeliğinden yapılan pençelerin insanların kafalarına girdiğini, boğazlarını kestiğini, vücutların paramparça olduğunu ve görüyoruz ve oldukça kanlı bir şey izliyoruz. Ama elbette şiddeti övmek değil amacım, ama çizgi roman uyarlamalarının da açıkçası buna ihtiyacı var. Çünkü çizgi romanda okuduğumuz şey televizyonda karşımıza bir bebek maması, sinemada karşımıza bir bebek maması kıvamında çıktığında şaşırıyorduk. Evet, özel efektlerin hatırına onun bunu havalarda dövmesi, pataklaması uğruna bunları da seyrettik durduk, ama çizgi roman uyarlamalarının böyle bir revizyona da ihtiyacı vardı. Çünkü daha kaç Avengers filminde birbirini pataklayan, uçan kaçan süper kahramanlara tahammül edebilirdik bilmiyorum. O yüzden böyle gerçekten güzel bir hikayesi olan giriş sekansıyla etkilemeye başlayıp güçlü bir finale ulaşan ve özel efektlere değil de oyunculuk gücüne, hikayeye yaslanan bir çizgi roman uyarlaması görmek beni çok mutlu etti. O yüzden Logan herkese gönül rahatlığıyla tavsiye edebileceğim bir gişe filmi oldu ve bana göre X-Men filmleri içindeki en iyi film bu. Evet, daha önceki yönetmenlerin ya da yapımların hakkını da yemeyelim, ama fantastik duygusundan biraz kopmuş olmakla birlikte Logan çok keyifli ve çizgi romanın hayranları tarafından da bağrına basılacak bir yapım. Hugh Jackman'ın bu role ne kadar yakıştığını görüyoruz. Aynı zamanda Hugh Jackman'ın özel hayatında da sağlık problemleriyle uğraştığını biliyoruz. Hikaye de buna göre modifiye edilmiş. Burada da Wolverine karakteri sağlık problemleri yaşıyor ve kendi sonuna doğru yavaş yavaş gidiyor. Gönülsüz kahraman miti son derece güzel bir şekilde karşımıza çıkıyor. Film boyunca aslında kahramanlık yapmak istemeyen, hayatta kalmak ve sakin kalmak isteyen bir X-Men kahramanı var burada ki X-Men çizgi romanlarının ruhu bu anlamda çok iyi verilmiş. Özel efektler diğer çizgi roman filmlerindeki kadar gözümüze sokulmuyor ama yapılanlar çok başarılı. Çok başarılı çatışma sekansları var. Final sekansının biraz daha güçlü olmasını isterdim. Ama olsun, her şey çok güzel. Hepinize tavsiye ediyorum. Gidin bu filmi izleyin ve ben de inanıyorum ki sizin de izlediğiniz en iyi çizgi roman uyarlamalarından biri olacak. Böyle özel bir çabayı açıkçası DC'den de bekliyoruz ve Marvel'ın da umarım bundan sonra çektiği filmler çizgi romanların şanına yakışır, bu tür filmler olur. Hepinize hoşça kalın diyorum. Kanalımı
beğendiyseniz, videoyu beğendiyseniz lütfen abone olmayı unutmayın ve yorum yapmaktan çekinmeyin. Hepinize iyi günler, sinemayla dolu günler dilerim.